Herkese merhaba. Dolar TL dün 19,97, 20,10 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Böylelikle kur ilk kez 20 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise 700 seviyesine yakın işlem görmekte. Yurt içinde ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 103,7 ile 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Güven endeksi Nisan ayında 102,2 seviyesinde bulunuyordu. Dolar TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama 19,99'a, 22 günlük ağırlıklı ortalama ise 19,78'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu Dolar TL kurunda 20,30 ve 20,50 dirençleri takip edilebilir. Euro dolar paritesine baktığımızda dünkü işlemlerde 1,0706, 1,0746 dar bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladığını görüyoruz. Dolar endeksinin 104 üzerindeki güçlü seyri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Euro bölgesinde bugün güven endekslerini de takip edeceğiz. Bölgede artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Endeksin Mayıs'ta eksi 17,4 seviyesinde gerçekleşmesi, sanayi güveninin ise eksi 2,6'dan 0,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Faiz arttırımlarına devam etmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 15 Haziran'da gerçekleşecek. ECB Mayıs ayı toplantısında faizi 25 bas puan artışla %3,75 seviyesine yükseltmişti. Düşüş trendinin devam ettiği paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0695 şeklinden takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için yukarı yönlü hareketlerde 1,0760, 1,0846 direnç seviyeleri izlenebilir. Son olarak ons altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1940-1950 dolar bandında sınırlı bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Haziran ayında Fed'in faiz arttırımlarına devam edeceği beklentisi, dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki güçlü seyir değerli madeni baskılamaya devam ediyor. 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ons altında orta vadeli trend desteği 1935 dolarda bulunuyor. ABD'de bugün CB tüketici güveni ve Fed üyesi Barkin'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksinin Mayıs'ta 101,3'ten 99'a gerilemesi bekleniyor. Değerli madende 1935 dolar altındaki fiyatlamalarda 1913 ve 1897 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1962 ve 1975 direnç seviyeleri takip edilebilir.